I got a feeling for you. I could easily wake up to the summer swims through your eyes. No plans, just improvise. Yeah, here we are, sunny days. No worries, no craves. I've been watching you smile. Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar Ezgerem kanalına hoş geldiniz. Biraz pelte konuşuyorum çünkü dişim çekildi. Sonunda çektirdim dişimi. Rukuya balkonu açıyorum çıksın diye. Dün açmadım balkonu, hava soğuktu. Çık anneciğim, günaydın. Günaydın. Nasıl güzel dinlendiysem bugün erkenden uyandım arkadaşlar. Saat 9'a geliyor. Müthiş. Yani güzel bir sabah uyandım. Kendimi de iyi hissediyorum. Hemen kalktım. Çamaşırım çok birikmişti. Bir posta çamaşır attım. En az 1-2-3 posta var çünkü. Hani renkli siyah beyaz ayırıyorum ya. Neredeyse kutumun tamamı dolmuş. Böyle kutumu gördünüz mü? Beyazları kapattım. İçinde donum vardı ama bakın siyah, beyaz ve renkli. Bence dünyanın en iyi çamaşır sepeti falan. Dişimi dün değil, ondan önceki gün akşam çektirdim. Yani toplam 36 saat falan oldu. 48 olmadı daha. Çok sıcak, çok soğuk içmem yasak. Yumuşak şeylerle beslenmem gerekiyor. Yani dün akşam falan bayağı zor yedim. Artı hani doğru düzgün katı bir şey de girmediği için mideme. Midem böyle tam dolu dolu hissetmedi. Yarın temizlik olacak. Onun için mutfağa el atmayacağım bugün. Sabah kalktım, çamaşırı attım. Şimdi özgürüz dostlar. Ulaş saat sabah 9'da derse giriyor. Bugün de ben 9'dan önce kalkınca hemen günaydın mesajı attım. İyi dersler yazdım. Böyle dedim. Ben o zaman bu sabahımı biraz değerlendireceğim. Ve edit yapacağım. Şeyi düşünüyorum. Herhangi bir böyle bir işbirliğim, bir şeyim var mıydı yapmam gereken? Şu spora ilk başladığım vlogu editleyeceğim şimdi arkadaşlar. Ne oldu? Gel. Günaydın annem benim. Eyvah, kilitlendik. Salona birazcık renk katsın diye yapay bitki aldım. Veluku salmıyor bu bitkiyi. Gerçi bir şey yapamaz herhalde. Ama yapar mı da diye korkmuyorum değil. And I never wanna see it go away. No need for a map again. I've learned a lot from this since then. Curtains blowing in the breeze again. Can you feel it? Sunflowers. Makine bitmiş. Hemen asılsın. Gene nevresimi yıkadım. Düzgün asmak lazım. Çamaşır konusunda gerçekten hani bir de yapmam gereken tek ev işi falan. Ay bu arada yarın da tırnağa gidiyoruz. O da beni acayip mutlu ediyor şu anda. Ne desem az, tırnağım kırık bir şekilde 2 haftadır yaşıyorum. Bir postada şey atsam mı, beyaz? Beyaz çünkü az vardır büyük ihtimalle, ya da renkli. Bir bakayım hangisi daha az varsa onu atayım. Gelin banyoya gidelim. İşler hallolsun. Artık yetişkin bir birey olarak ev işlerini aksatmamaya özen gösteriyorum. Hatta bir de yatağı örtmedim mi? Bak görmezsiniz bak. Son 2 tane yumurtam kalmış. Bunlarla galiba böyle patatesli yumurta yapacağım. Patatesi küp küp keseceğiz. Basit bir şekilde. Ya normal patatesli yumurta yapar gibi de düşünebilirsiniz. Ama biz tabii patatesleri derin yağda kızartmayacağız. Burada patateslerin böyle dışlarını güzelce çıtırdatacağız. Kavurarak. Sonra bulabildiğiniz her baharat çok güzel oluyor. Biraz kekik atacağım. Karabiber. Bilmiyorum, hepsi güzel oluyor bence. Birazcık tuz atıyoruz tabii. Ondan sonra birazcık su ve kapak kapatıyoruz. Isınıp buharlaşıp o patateslerin içlerini de bir güzel pişiriyor. Şimdi patateslerin suyu tamamen gitti. Bu kalanı yağ. Biraz yağını çok koymuşum. Olsun. Bir şey olmaz.
Ya yumurta yemeye çalışacağım çünkü hem tok tutacak besleyici bir şey hem de yumuşak bir gıda. Biraz soğusun, biz de afiyetle yiyelim. Edit'e de geri dönüyorum, galiba videoyu bugün paylaşacağım. Spora gitmeden bitirirsem yüklenir. Çok da iyi olur. İnanmıyorum, tam edit'i bitirdim. Makine öttü, yalnız kameramızın da şarjı bitiyormuş. Ben sizi şarjda bırakayım, ondan sonra çamaşırları asayım. Sonra hazırlanırken görüşürüz gerçi. Hazırlanmak için de pek bir şey yapmayacağım ama. Saçımı falan toplayacağım. Üstümü giyindim. Yumurtayı bitiremedim. Onun için iki lokma muz yiyeyim ama zor çiğniyorum. Okey, güzel olduk. Hadi gidip terleyelim. Dişim hala böyle bazı ağız hareketlerinde ağrıyor. Dişim değil de. Galiba hani anestezi falan vuruyorlar, sonra hani tutup çekiyorlar ediyorlar. Onun hani travma ağrısı, hani kolunuzu falan bir yere çarparsınız da öyle ağrır ya, bunun gibi. Haydi hızlanalım ufaktan. Gidelim. Spordan çıkıldı, eve gidiliyor. Bugün karın ve üst vücut çalışıldı. Ding ding. Haydi gidelim. Evdeyim. Hoca bugün beni çok zorlamadı. Dişimi çektirdim deyince, bir de bacakların hala ağrıyor mu diye sordu pazartesiden. Ben de ağrıyor dedim biraz. O zaman bugün üst vücut yapalım dedi. Bugün onun için üst vücut yaptık. Kol, omuz, biraz da karın. Şimdi yemek yiyeceğim. Galiba ya ızgara tavuk söyleyeceğim. Aa, benim tavukçum kapalı. Oh no. Vallahi canım mantı istiyor. Mantımı haşlar yerim o zaman. Ben sağlıklı beslenmeye çalıştım. Ama tavukçum kapalı. Dün aldım mantıyı şey diye, hani yumuşak ve çiğnemesi kolay hem de en azından biraz da olsa doyurur diye mantı almıştım dün. O zaman onu haşlayacağım yani. Diyorum ki bir et haşlama yapayım. Bir önceki vlogdan etle şansımı biliyorsunuz. Çok da güzel etim var. Haşlamalık aldım bu sefer. Kuşbaşı mı almıştım, haşlamalık mı almıştım, unuttum. Ama bence her türlü haşlaması çok güzel olur. Hatta haşlayıp pişirip sonradan bir kısmını kavurma da yani 10 numara olur bence, biliyor musunuz? Ama bu sefer haşlayacağım. Yani bol su koydum. Haşlayacağım. Bu burada kaynaya dursun. Ben hızlıca bir duş alayım. Terleyeyim çünkü. Üstümü bir değiştireyim. Duş alayım. Sonra geleyim. Ben geldim. Mantılar haşlanıyor. Et de haşlanıyor. Yoğurt çıkalım. Ay yok, bir dakika. Sarımsaklı yoğurdum var zaten. Yemeğimizi yedik. Tabii ki ağırlık da çöktü. Bir de erken kalktım. Uyumak istiyorum ama ocağa da o eti koydum. Ve bu eti bir daha yakmayacağım. Yakmayacağım abi. Yok öyle bir dünya. Yazık yani. Şimdi bir çözüm yapacağız. Hatta altını biraz daha da kısayım. Kahve geçmedim ha. Kaç gündür kahve içmiyorum biliyor musunuz? Niye bilmiyorum. İçmiyorum yani. Bir belki bir yarım saat kestirsem sonra da bir kahve içsem kendime gelirim. Sıcak suyum kaynadı. Bol bol suyu var şu anda. Bence yani şey olmasına imkan yok bence yanmasına. Hemen şurada kestirme köşemde kestireceğim. Ve bir yarım saat 45 dakika hedefim. Umarım tutturabilirim. Birazdan görüşürüz. Hello. Uyudum. Uyandım. Buradayım. Uyudum. Uyandım. Artık bir kahve içsem çok güzel olur bence. Hemen demleyelim. Gerçekten fark ettim ki birkaç gündür kahve içmiyorum. Yani benim için rekora koşmak olabilir açıkçası.
Neden bilmiyorum yani. Zaten hani pipetle içmem sakıncalı hala. Keyfi de çıkmıyor çok öbür türlü. Bugün de gene pipetsiz içeceğim ama yine de pipetle içmek daha keyifli. Kamerama ulaşamıyorum, onun için telefona geçtim. Çok tatlı yatıyor. Koca bebek, koca bebek. Koca çocuk. Gitme. Kızım kamerayı açtı. Kamerayı açtım, gitme. Bari vloga selam ver. Selam, hadi git. Vıttır vıttır vıttır. Yapılacak işler var. Bunu da izlemek istiyorum. Çok çok iyi dizi gerçekten. How to Get Away with Murder. Kurgu bakımından, karakter gelişimleri, derinlikleri bakımından izlediğim en iyi dizilerden biri. Sadece en başında özellikle birinci, ikinci sezonda biraz fazla cinsellik ön planda. Ondan sonra olaylar çok derinleştiği için karakterlerin aklına bile gelmiyor cinsellik. Öyle söyleyeyim. Yani bir iki sezon dayanırsanız ona sonradan çok iyi bir dizi oluyor. Şimdi saat 5:30 dostlar. Yarın evde temizlik olacağı için kendi eşyalarımı falan toplamam gerekiyor biliyorsunuz. Ve hep geceye bıraktığım için sonradan da üşeniyorum. Bu sefer öyle bir şey yapmayacağım. Etlerime bakmaya geldim. Etlerim sağlam görünüyor. Bu şeylerimi sıyıralım. Şimdi hemen 2 dakika burayı toplayacağım. Bu gene kolay olan kısmı. Hatta sizi nasıl koysam? Şöyle koysam olur mu acaba? Bu kolay olan kısmı. Şimdi bunlar, bu çöpe gidiyor, bu banyoya gidiyor. Bu da çöp. Böyle çok sık kullandığım ürünler yerlerine giriyor. Bir de kendi yerlerine giriyor tabii ki. Kutumuz buraya giriyor. Hop hop. Asıl olayımız tabii ki bu oda. Ama bu odayı toparlamak için şimdi geliyorum. Yani hallederiz. Growing fast. Sunflowers. Growing fast. Bu odamızda nispeten toplandı. Sadece çamaşırlar kurunca onları alacağım. Getirden havuç istiyorum. Havucum yok evde çünkü. Haşlamayı koyacağım. Onunla birlikte ne istesem de sipariş tutarını doldursam. Sabahtan akşama patates soymak. Patateslerin çamuru bu arada asla gitmiyor. Nasıl bir patates aldıysam gerçekten. Şöyle tabuğu temiz güzel patateslerden alaydım. Yumurta, havuç, hurma, dondurma, sütleri aşağı koyalım. Bir de şöyle bir şey aldım. Dondurulmuş mac and cheese. Çok iyi görünüyordu, dedim Ezgi bunu dene. Bu yarısına da yarın öbür gün kavurma yaparız. Bir de böyle sıcakken bu kapağı kapatınca vakumlanıyor soğuduğu zaman. Dolapta sağlam kalıyor. Bakışa bak. Çilekleri falan açık bırakırsam kesin alır. Yeşil yaprakları.
Ye. Ye. Hello. Havuç ve patateslerim haşlanmış. Birazcık unu sıcak işte yemeğin suyuna karıştırdım. Onu koyacağım. Suyu böyle birazcık kıvamlanacak. Bu galiba biraz çok yapmışım. Hepsini koymayabilirim. Yani büyük bir kaşık un koydum daha doğrusu. Şöyle. Pişsin, takılsın. Ben de dizi seyrediyorum vallahi. Şu anda başka bir şey yapmıyorum. Etrafı da nispeten bayağı toparladım. Bulaşıkları falan da yerleştiririm. Ondan sonra okey olur gibime geliyor. Belki astığım çamaşırlardan kuruyanlar varsa onları toplarım. Hop. Yemekler yeniyor. İnanmıyorum, eti yakmadım. Can it last? Bugün için ayıklık kotumu doldurdum. Gidip yatacağım arkadaşlar. Şunları dolaba koyalım tabii ki. Bunlar dışarıda kalmasın. Şunları çıkarmıştık. Ay. Şimdi gideceğim. Dişlerimizi. Şimdi gidelim. Dişimizi bir fırçalayalım. Diş çekiminden sonra ilk kez fırçalayacağım galiba. Biraz korktum açıkçası. Bu tarafa çok gelmeden şöyle bir. Hani ağızda bir dezenfekte olsun sonuçta. Biraz tırsıyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Pıhtının oynaması, muhabbeti, sonra iltihap kapması falan. Yine tırstım ben baya. Mümkün olunca sakin hareket ettirmeye çalışıyorum onun için. Ama bugün çok çok daha iyiyim düne göre. Yarın da daha iyi olurum zaten. Hadi gidelim. Bir de tuzlu su yapsam çok iyi olur. Onu da gidip mutfağa gidip yapayım. Sonra da hızlı varıp yatalım bence. Çünkü yarın gene erken kalkacağım. Saat 12 olmuş. Müthişli enerji için yapıyoruz değil mi tuzlu suyu? He. Gargaramı yaptım. Dişimi fırçaladım. Tuzlu suyumu yaptım. Şimdi sadece birkaç yudum su içip ağzıma tuzlu tadı geçirip uyuyacağım. Sizleri de öpüyorum. Yarın işlerimiz var. Bol bol yarın görüşürüz. Günaydın. Yeniden hoş geldiniz. Evet. Saat 9.30. Temizlik olacak diye erken kalktım ama abla daha çıkmamıştı. Beni aradı. Nevin ablayla gelsem olur mu dedi. İki kişi geliyorlar bazen. Yani yarım saatte falan anca geliyorlar herhalde. Bilmiyorum ya, bir tek ben mi böyleyim? Soğuk içecek dedin mi? Hele buzluysa pipetsiz içilmiyor ki. Gel. Hayır, hayır, hayır. Hayır, bana gel. Günaydın. Hoş geldin Nevin abla. Senin gibi ben de hastalandım biliyor musun bana? Gerçekten mi? Bir haftadır. Temizliğimiz başladı dostlar. Selam dostlar. Trendyol'a iade edeceğim şeyler vardı. Onları paketliyorum da. Bu bir. Gerçekten her firma farklı bir kargo ile iade istiyor. Yani oraya böyle. No, dışında kaldı bu. Bir pakete daha koyamam. Yürüyerek önce arası vereceğim, sonra yurt içi vereceğim. Ondan sonra da şey yapınca, evden çıkınca şimdi Balçova tarafına taksiyle geçeceğim. Giderken MNG'ye de uğratmaya çalışacağım. Bunu da içine koyduk. Bir de H&M iadem vardı, onu da yapacağım. Ya H&M'den şöyle mükemmel bir şey almıştım ama olmadı. Aşırı mutsuzum. Çok güzel ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şuna bakın.
Yes. Let's go. Tamam, teşekkürler, sağ olun. Şimdi bu bitti. Umarım sesim net geliyordur. Tam şu köşede benim çok sevdiğim bir tatlıcı var. İzmir'deyseniz, Güzel Yalı tarafına gelirseniz Angelik Dessert'e kesinlikle gidin. Hatta ben de şu anda gidiyorum, tatlı alacağım. Dünyanın en iyi tatlıcısı falan. Yani böyle donut, işte kruvasan tarzı yapıyorlar ama çok çok iyiler yani. Şimdi açıklar herhalde, gidiyorum. Vaktiniz varsa oturup uyuyun. Olur, o zaman ben şey yapayım. Bir tane bir dakika rica edeyim. Soğuk yapabilir misin? Tabii yaparım. Ben tamam. Sizi şurayı ayarlayayım ama. Tabii. Teşekkür ederim. Size soğuk bir latte yapayım. Tamam. Bekleyeyim o zaman. Buraya kesin gelin. Çok iyi bir yer bura. Bir ice latte içelim. Ondan sonrasına bakarız. Ama bugün saç boyam gelmeyecek gibi görünüyor. Bu da beni üzüyor açıkçası. Sarıya geri döneceğim galiba bu arada ya dostlar. Çok özledim sarı saçımı. Aşırı özledim. Yani bu rengi de çok seviyorum ama geçen gün sarı saçlı bir videomu gördüm ve çıldırdım yani. Bu şöyle değil de bu tarafa otursam nasıl olur? Aynen, daha iyi. Daha iyi ışık yaşasın. Güzel şık bardak. Gel bakayım. Gel bakayım sen. Tatlılarımı aldım. Eve gideceğim. Geçebilir miyim? Geçebilir miyim? Geçebilir miyim? Koşalım. Koş 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 koş. Vallahi arkadaşlar, evimiz gerçekten tertemiz oldu. Demet abla. O şey, yüzey temizleyici az kalmıştı. Var mı daha? Bitti. Tamam, alayım. Ya, tamam ya, alayım sonra, gelecek haftaya. Bu ne, beni mi çekiyor? Yok, kendimi çekiyor. Çekiyor mu şu anda? Konuşuyor mu? He. Duyuluyor mu? Evet. Duyuyor mu? Rahatsız olursan şey yapmam. Selamlar. Bir de soruyor, ben de diyorum ki rahatsız olursun. We are cleaning. Evet, temizliğimiz bitti dostlar. Saat şu anda 3'e geliyor. Ben de az önce dişçiyi aramıştım şeyde, Angelik'te otururken. Saat 3'e doğru da kadar gelebilirsin demiştim. Hemen bir lavabo, sonra dişimi fırçalayayım, ondan sonra gideyim. Şey için, hani dişim düzgün iyileşiyor mu? Bir de diğer dişlerimi de bir kontrol. Yani bundan sonra düzenli gideceğim çünkü daha fazla diş kaybedemeyiz dostlar, olmaz. Dişlerimi fırçaladım. Bir güneş gözlüğü çalalım. Şöyle rahat bir gözlüğü. Gidelim gidelim gidelim, dişlerimize baktıralım. Evet, klinikten çıkıldı. Tatlı bir hekim vardı, o ilgilendi benimle. Çekim boşluğunda bir sıkıntı yok. Diğer dişlerim için de konuştuk. İşte kaplamasıdır, implantıdır. Bir sıkıntı yok. Şu çekim yeri iyileşince bir diş taşı temizliği yaptıracağız. Çünkü diş taşlarım biliyorsunuz bu ara. Şeyler yiyeyim. Ben bugün hiçbir şey yemedim. Değil mi? Evet. Bugün ben hiçbir şey yemedim. Bir şeyler yeriz. Ondan sonra tırnağa gitmeye hazırlanırız. Çok güzel kokuyordu çilek. Dayanamadım arkadaşlar. Çilek aldım. İçeri gidelim. Şunun güzelliği peki. Bakalım başka bir şeyler alacak mıyız? Brokoli alalım. Brokoli aldım. Zeytin aldım. Bir de biber salatası aldım. Ay, şunları. Brokoli. Çilek. Bir de aynı zamanda salça ve zeytin aldım. Salça çok hoşuma gitti. Ufak bir tadına baktım. Böyle salçayı da severim ben, yemeği. Ya biz anneannemler falan biber salçası yapıyor ama getiremiyorum genelde uçakla gidip yaptığım için. Dünkü et haşlamamı ısıtacağım. Valla bir önceki vlogumda arkadaşlar deli gibi linç yedim. Neden işte eti yakıyorsun bilmem ne diye.
Vallahi bilerek yapmadım arkadaşlar onun için. Lütfen beni artık linçlemeyin bu konuda. Şu çilek kabuğu gördünüz mü bilmiyorum. Bakın çilek benim için hassas noktadır arkadaşlar. Çilek önemli. Bunlar eski çilekler. Bunları çıkaracağım. Çünkü bunlar önce tüketilsin. Kabı Trendyol'dan aldım. Müthiş bir şey. Yani böyle sebzeyi, meyveyi yıkayıp koyuyorsunuz. Böyle alt tarafı süzgeçli olduğu için fazla suyu akıyor. Sonra onları da şöyle kabına yerleştirin. Bu böylece buzdolabına girdiği zaman biliyorsunuz sizde çilek gerçekten aşırı hızlı bozulan bir şey. Yani bu şekilde benim çileklerim bir hafta falan idare ediyor. Diğer çilekleri de üstüne koyacağım. Hem de yıkanmış olduğu için üşendirmiyor insanı. Direkt alıyorsun, gömüyorsun. Güzel oluyor. Bu kaplardan ama edinin. Yani özellikle meyve sebze yemeği çok kolaylaştırıyor. Ama bu arada yani şu var ya, şu yemeği o kadar çok seviyorum ki ben. Şu güzelliğe bakın. Bulamaç gibi görünüyor ama dünyanın en iyi yemeği falan. Ve çok az bir etle bile bence çok lezzetli oluyor. Yemeğimi yedim dostlar. Çok kararsız kaldım makyaj yapsam mı yapmasam mı diye. Kararsız kaldığım için yapmaya karar verdim. Vaktim var zaten. When I say love spend no day just watching the world go by. Evet, tırnaklarımız yapılıyor. Dünyalar tatlısı Parniye tırnaklarımı yapıyor. Yan masadan meyve tabağı geldi arkadaşlar. Kuruyoruz ve bitmek üzere. Spoyi. Evet, tırnaklarımız bitti. Çok hafif bir ombre yaptık. Üstüne French yaptık. Sade ve tatlış oldu. Azıcık daha uzaması lazım şöyle tırnaklarımla konuşabilmem için. Her neyse, taksi çağırdım. Onu bekliyorum. Birazdan evde olacağız. Akşama ne yemek yapsam, ne yesem. Birds are singing through me. Oh, oh, oh. Evdeyiz. Yaşasın. Şimdi karnım acıkıyor. Çok acıkmadan yemeği yapmakta fayda var. Yapmaya başlamakta en azından. Aklıma şey geldi. Çok tatlı. Dünyanın en tatlı kabaklarını almıştım. Kabak oturtma. Böyle kıymalı. Ama sonradan dedim ki canım patates oturtma da olur. İkisini karıştıracağım. Kıymalı ratatouille. Değil mi? Çünkü uydurabiliriz tarifleri. Buzluktan kıymayı çıkartıyorum. Hemen 2 dakika kendine gelsin. Kıymamızı buraya koyuyoruz. En azından kendine 2 dakika gelsin. Ben hemen gidiyorum. Üstümü değiştireceğim. Pilavı bırakacağım. Bir rahatlayacağım. Saçım başımı toplayacağım. Ondan sonra yemek yapmak için buluşuyoruz. Ben bu vloga ledlerimi göstermedim. Sonunda ledleri yaptırdım bu arada. Artık istediğim renkte istediğim zaman yanıyor. Onun için güzel oldu. Böyle yanıyor. Mesela şu an beyaz. Beyazı biraz maviye çalıyor bence ama. Bence bu patatesleri de direkt ben burada soyayım ki şey olsun. Patates niye yeşil yeşil olmuş böyle? Sporla alakalı şeyi fark ettim arkadaşlar. Bakın totalde şu güne kadar spora ne kadar gittiğimi sorarsanız totalde 5 ders gittim. Yarın 6. dersime gideceğim. Haftada 3 kere gidiyorum. Yani 2 haftam dolmadı. Ama bugün mesela işte gittim, kargoya yürüdüm, oradan işte eve geri geldim, çıktım, diş hekimine gittim falan. Totalde böyle bir saat hani bir yürümüşüm. Ve hani size şöyle söyleyeyim, hiç böyle yorulduğumu hissetmedim. Normalde benim yürürken bel ağrılarım falan oldu. Bu arada çok yaptım ama. Neyse yarın da yeriz.
Bel ağrılarım falan oluyordu çok fazla. Onlar olmuyor mesela artık. Yani bu bence çok büyük bir şey. Bilmiyorum. Hani sizin için ne kadar büyüktür ama ya benim için aşırı büyük bir şey bu. Ve sadece 5 kere gittim. Ve hoca bile söylüyor bak hani sadece daha işte 4 kere 5 kere geldin. Bak nefesin ne kadar açıldı diyor. Senin istediğin oydu diyor. Ben de evet diyorum yani hocam haklısınız. Yani hayatımda yapmış olduğum en iyi şey olabilir. Bakalım hocanın beni zayıflatma gibi bir şeyi var. Planı var ama göreceğiz bakalım. Yani olur varsa olur arkadaşlar. Yani spor bana yeterli motivasyonu sağlarsa bilmiyorum yani belki öyle bir şeye girebilirim. Kim bilir. Öyle bir topa girip başarısız olmak ama benim pozisyonumdayken çok zor arkadaşlar. Yani biraz da beni alıkoyan şeylerden birisi o. Kimse istemez bence sosyal medyada olup başarısız bir kilo verme girişimi yaşamak. Ha bu arada evet. Ben bunu yaşadım zaten. Hatta en büyüğünü yaşadım ya bak. Tüp mideyi olup kilo veremeyen biriyim ve sosyal medyadayım. Yani bunları yaşamak zor. Umarım yaşamak durumunda kalmazsınız bunları. Donuktan kıyma kavurmak dünyanın en çirkin şeyi falan arkadaşlar bu arada ya. Hiç sevmiyorum gerçekten. Ufak bir edit işine girdim. Ya bir tane reels yapmıştım. Arkasına koyacak müzik seçmediğim için rastgele editlemiştim. Sonra arkasına baktım bir şarkı. Evet bak bunu koyayım dedim. O şarkıyı koymak için de biraz daha şeylerle oynadım böyle ritimlere otursun diye. Bu suyunun neredeyse hepsini çekmiş bu. Kavurma yemeği gibi olmuş. Bence güzel bir yemek oldu. Kabağı da en çok böyle seviyorum. Böyle güzel değerleniyor gibime geliyor. Ufak bir yıldızın editi bile dehşet vakit alıyor bu arada. Yani her şeyi mükemmel yapayım dersen bayağı iyi vakit alıyor. Şu an fark ettim ki kamera kaydı durdurmuş ve kapanmış. Ben şey yapıyordum. Link hazırlıyordum. Yemek çok iyi dostlar. Yalnız ben kamerayı rahatsız ettiğimi düşünüyorum şu an. Onun için yemeğimi yiyip geleceğim. Yemeğim efsane iyi olmuştu arkadaşlar. Yani uzun zamandır galiba bu kadar iyi bir ev yemeği yapmamıştım. Kalanını saklama kabına koyacağım. Çok güzel olmuştu. Yani biraz daha yemek istiyorum. Ama yemeyeceğim. Onun yerine şey yiyeceğim. Tatlı yiyeceğim. Bu yemeğimiz de tüketilmeye gayet hazır ve nazır bir şekilde. Yalnız hala ılık. Ben bunu böyle tam yatmadan falan dolaba koyayım. Buzdolabı yıkamaca. Şimdi şu çok az bir bizim arkadaşlarla yaptığımız tiramisu. Atabiliriz bence oldu bir süre. Bu brokoli çorbası. Üstünde herhangi bir tarih yazmıyor. Buzdolabımda özellikle içkiler için ve içecekler için ayrı bir buzdolabı alacağım ben arkadaşlar. Bakın kesin karar verdim. Şimdi burada kivi, havuç. Ya işte bunları göz önünde olmayınca bilmiyorum ki ben de ya. Konuda çok kötüyüm. Bu semizotunu da tüketmek lazım hızlıca. Gerçekten çok az salata yapsam da bunlar falan gayet taze kalıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bu marullar ne kadar süredir burada biliyor musunuz? Yani bir 3-4 haftadır burada ve taze. Yani şuralarını falan kesiyorsunuz tabii. Taze sayılabilecek şeydeler. Bunları da böyle mercimek köftesi falan yapıp tüketmek lazım. Böyle içine koya koya. Çünkü ben hani çok fazla salata yiyemiyorum ya. Hani hacim olarak da bazı yeşillik çok hızlı bozuluyor. Onun için buna yapacak bir şey yok ama yani normal marul bayağı uzun dayanıyor bunda. Bunlar oraya giriyor. Lahana da kolay kolay bozulmuyor. Şöyle arka yapraklarını aldım. Bunu da alayım. Bunlardan bu turşu mor lahana salatasından yapmam lazım bence. Ya da hem bu lahanadan hem
öbür lahanadan şey yapayım. Bir de havuçla coleslaw salata yapayım. Lahanayı da alalı bayağı oldu bu arada da. Okay. Sorumluluk sahibesi Ezgi. Şimdi lahanayı bir parçalarına bölükleyeceğim önce. Birkaç parçaya. Valla hala da tazecik ha. Hiçbir sıkıntısı yok. Bir kısmını bırakacağım dışarıda. Kabımın içine koyarım. Mesela şu bana yeter. Kabımın içine koyacağım. Kalanını da şöyle yapacağız. Bunları, şunu da böleceğim. Ay bu arada bir şey diyeceğim ama. Çiğ lahana çok iyi değil mi? Böyle çiğ çok güzel ama bana gaz da yapıyor biraz. Yani yer yemez böyle midem bir ehe oluyor. Bir kısmını da doğrayıp koyabilirim şey için. Bulgur pilavı yapıyorum ben lahanayla. En sevdiğim şeylerden biri. Yani lahanalı bulgur pilavı bir aşktır benim için. Büyük sebzeler çok zevkli kesiliyor. Şuna bakar mısınız? Gerçekten efsane. Hayatım boyunca böyle büyük bir şef bıçağımsı bir bıçak istemiştim. Size şey videosu yapmak istiyorum. Hazır spora da başlamışken ve hani daha iyi sağlıklı besinlere yani yönelmeye çalışıyorken böyle bir haftalık yemek hazırlığı deniyorum videosu çekeyim. Hani yabancılar yapıyor meal prep işte diye. Böyle bir haftalık yemeklerini ya pişirip hazırlayıp kutulara koyup hani sonra direkt kabıyla mikrodalgada ısıtıp yiyorlar ya da hani malzemelerini atıyorum. Mesela bu şekilde doğrayıp hazırlıyor. Sonra pat 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 karıştırıyor, pişiriyor, yapıyor. O şekilde hani bir haftamı tamamen planlayıp işte market alışverişinden ne kadar tutuyor, işte ondan sonra hazırlama süreci ve o haftanın hani öğünleri gibisinden bir video çekebilirim. Ne dersiniz bu konuda? Bence çok seversiniz diye düşünüyorum. Ah ne güzel, bakın akşamımızı değerli geçiriyoruz. Değerli. Burada tatlım var. İşlerimi bitirdikten sonra tatlıda gireceğim. Makineyi de bir boşaltsan çok güzel olur değil mi? Makineyi de boşaltalım. O zaman hızlı çekim time. İşlerimiz çok çünkü. Evet, şu mutfağın güzelliğine bir bakalım. Evet, evet, tertemiz. Ve loku. Loku da loku da loku 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 loku. Artık gönül rahatlığı ile tatlımı yiyebilirim. Ben niye ayakta yiyorum peki bunu arkadaşlar? Şunu da söylemek istiyorum ki pastacı kreması büyüktür her şey. Bu ev daha yeni temizlendi ve sen git şu bitkinin toprak kısmını çıkar, onunla oyna burada. Bu ne Luku? Hayır. Hayır. Aa, arkadan saldırdı bana. Popoma saldırdı, inanamıyorum. Kedi değil asasin mübarek ya. Yeter artık Luku gerçekten. Haydi bakalım. Uyku öncesi hazırlıklar için banyoya gidelim. Tuzlu suyumu aldım. Dişil enerji. Kirpiklerimi kutusuna koyayım. Geleyim. Önce çıkartalım. Piu. Yarım takmıştım. Yarım takınca çok güzel oluyor. Of, diş fırçalamak hala beni geriyor. Tırnaklarım çok tatlı oldu. Ama şekil değiştirdiğim için kısalıyorlar biraz. Yani baştan yaptırmak gerekiyor istediğim uzunlukta olması için. Evet gençler, ben
kapatıyorum. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğeninizi göstermek için like butonuna basıp yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Öptüm.